İmamı Rabbani Mücedidi i Fisani, Ahmet Faruk Serhendi Hindi Hazretlerinin mektubat kitabı 3 cilttir. Birinci ciltte 313, ikinci ciltte 99, üçüncü ciltte 124 mektup vardır. Birinci ciltten iki mektubun tercümesi aşağıdadır. 213. mektup. Bu mektup Nakib Seyyid Şeyh Ferit Hazretlerine yazılmıştır. Vaaz ve nasihat vermekte, ehli sünnet alimlerine uymayı övmektedir. Nakip reis demektir. Allahü Teala sizi zatınıza yakışmayan her şeyden korusun. Yüce ceddiniz aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat hürmetine duamı kabul buyursun. Er-Rahman suresinde 60. ayetinde mealen iyiliğin karşılığı ancak iyilik olur buyuruldu. Sizin ihsanlarınıza hangi ihsanla karşılık yapacağımı bilemiyorum. Ancak mübarek zamanlarda din ve dünya selametiniz için dua etmeye çabalıyorum. Elhamdülillah elimde olmayarak bu vazife nasip olmaktadır mükafat olabilecek başka bir ihsan da vaaz ve nasihattir. Eğer kabul buyrulursa bizim için ne büyük nimet olur. Ey asil ve şerefli efendim. Vaazların özü ve nasihatlerin kıymetlisi Allah adamlarıyla buluşmak, onlarla birlikte bulunmaktır. Allah adamı olmak ve İslamiyete yapışmak da Müslümanların çeşitli fırkaları arasında kurtuluş fırkası olduğu müjdelenmiş olan ehli sünnet ve cemaatin doğru yoluna sarılmaya bağlıdır. Bu büyüklerin yolunda gitmedikçe kurtuluş olamaz. Bunların anladıklarına tabi olmadıkça saadete kavuşulamaz. Akıl sahipleri, ilim adamları ve evliyanın keşfleri bu sözümüzün doğru olduğunu bildirmektedirler. Yanlışlık olamaz. Bu büyüklerin doğru yolundan hardal tanesi kadar pek az ayrılmış olan bir kimseyle arkadaşlık etmeyi öldürücü zehir bilmelidir. Onunla konuşmayı ve onun kitaplarını okumayı yılan sokması gibi korkunç görmelidir. Allah'tan korkmayan ilim adamları hangi fırkadan olursa olsun zındıktırlar. 72 bidat fırkasının çoğu zındıktır. Bunlarla konuşmaktan arkadaşlık etmekten, evlerine, köylerine gitmekten, kitaplarını okumaktan da sakınmalıdır. Dinde hasıl olan bütün fitneler ve azılı din düşmanlığı hep böyle zındıkların bıraktıkları kötülüktür. Dünyalık ele geçirmek için dinin yıkılmasına yardım ettiler. Bakara suresinin 16. ayeti i kerimesinde mealen, hidayeti vererek dalaleti satın aldılar.'' bu alışverişlerinde bir şey kazanmadılar, doğru yolu bulamadılar buyuruldu. Bu ayet-i kerime bunları bildirmektedir. İblisin rahat, sevinçli oturduğunu, kimseyi aldatmakla uğraşmadığını gören bir zat, niçin insanları aldatmıyorsun, boş oturuyorsun dedik de, bu zamanın kötü din adamları, benim işimi çok güzel yapıyorlar. İnsanları aldatmak için bana iş bırakmıyorlar.'' demişti. Oradaki talebeden Mevlana Ömer iyi yaradılışlıdır. Yalnız kendisine arka olmak, doğruyu söylemesi için kuvvetlendirmek lazımdır. Hafız İmam da aklını fikrini dinin yayılmasına vermiştir. Zaten her Müslümanın böyle olması lazımdır. Hadisi şerifte kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyuruldu. Biliyorsunuz ki bu fakir söyleyerek ve yazarak iyi kimselerle konuşmanın ve yalnız bunların din kitaplarını okumanın ehemmiyetini anlatmaya uğraşıyorum. Kötü kimselerle arkadaşlıktan, bunların kitaplarını okumaktan kaçınılmasını tekrar tekrar bildirmekten usanmıyorum. Çünkü işin temeli bu ikisidir. Söylemek bizden, kabul etmek sizden. Daha doğrusu Hepsi Allahü Teala'dandır. Allahü Teala'nın hayırlı işlerde kullandığı kimselere müjdeler olsun. Zamanımızda İngiliz casusları, mezhepsizler, zındıklar din adamı şekline girdiler. Hak sözü bilen ve söyleyen din adamı bulunmaz oldu. Saadet'e kavuşmak için ehli sünnet alimlerinin kitaplarını bulup okumaktan başka çare kalmadı. Hakikat Kitabevi'nin bütün kitapları ehli sünnet alimlerinin kitaplarından toplanmıştır. Bunları bütün Müslümanlara tavsiye ederiz. Ehli sünnet kitapları demek dört mezhepten birinin kitapları demektir. İstanbul'daki Hakikat Kitabevi ehli sünnet alimlerinin kitaplarını neşretmektedir. Bu kitapları bulup okuyunuz. Allahü Teala tesirini ihsan eder inşallah.